Arkadaşlar merhaba. Türk Telekom grafiğini inceleyeceğiz birlikte. Geçtiğimiz hafta Türk Telekom için sert düşüşten sonra toparlama işaretlerini gördüğümüz bir video paylaşmıştık. Aynı grafik üzerinden tekrar hissenin son durumuna bakacağız. Hissede 2 günden beri gelen toparlama sinyalleriyle birlikte geçen hafta grafikte paylaştığımız 3.40'lı seviyelerin altından hisse tekrar toparladı. Artık bugünkü gelen sert alımlarla hissede dönüş sinyalleri oluştu. Öncelikle bizim kama içerisinde hareket eden hissemiz gördüğünüz gibi biraz yakınlaştıralım. Tam da üstteki yeşil kanala dokundu bugün. Hatta onun üzerine de çıktı. 3.62'ye kadar işlem yaptı. 3.60-3.62 bandında oldukça fazla da işlem yaptı. Buralardan ise 9 günlük ortalaması olan 3.49'un üzerine atarak 3.58'de kapattı bugün. Şimdi önümüzdeki süreçte neler yapabilir, ne yapar diye bir inceleyeceğiz. RSI ne durumda ona bakalım arkadaşlar. Evet, daha önce RSI'ın diplerinde düşüşü olmadığını, pozitif uyumsuzluk olduğunu, bu hisseyi toparladıklarını söylemiştik. Görüyorsunuz arkadaşlar, RSI düşeni kırmış. İndikatörlerin düşeni kırması daha zordur. Bu gerçekleşince hisse fiyatı da ister istemez belli bir noktaya gider. Şu anda gördüğünüz gibi indikatör dün şurada şu bölgede bir ayı tuzağı yapıp aşağıya salmış. Daha sonra sert bir şekilde 2 günde gelen işlemlerle ERA sayımız 38 lira kadar çıktı. Peki bundan sonra ne olur? Arkadaşlar bundan sonraki hedefleri ortalamalara adım adım gitmek olacaktır. Bu ortalamalarda 9 günlük, 26 günlük ortalamalar takip edilir adım adım. Gördüğünüz gibi bakın, şöyle renklerini farklı yapalım. Daha net fark edilsin. Şimdi bu saatten sonra benim için Telekom'daki ikinci hedefi, eğer bu kamayı kırıp devam ederse, şu hattın üzerine atıp kendisini devam ederse yukarı doğru 3.86'ya kadar bir hareket beklerim Telekom'da. Yani günlük pozisyonda gelebileceği noktalar kısa vadede bu, uzun vadede diye bakarsak 100 günlük ortalama bakabiliriz. Gördüğünüz gibi 100 günlük ortalaması 4.86'larda.
Bu tabii orta vade hedefi olur. Tabii endeksle beraber bugün birçok hisse yukarı doğru hareket yaptı. Sanırım piyasadaki faiz arttırımından sonra borsada biraz hareketlendi. Önümüzdeki günlerde borsa yine hareketli olacaktır. Yukarı aşağı kendine bir yer zemin bulup hisse fiyatları normalleşecektir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi Telekom bu piyasada ucuz kalmış bir hisse olduğunu düşünüyorduk. Şimdi buralardan aşağıya doğru gelirken hisseyi toplayanlar sabrederlerse güzel marj alabilirler diye düşünüyorum. Şöyle bir saatlikte de bakalım. Saatlik grafikte daha önce ben incelemiştim, sizinle de detayları paylaşayım. Bakın arkadaşlar, saatlikte yapılan hareket bu hızlı bir şekilde yukarı çıkmış. RSI 70'leri görmüş. Şu anda benim şahsi kanaatim hissenin buralarda biraz yatay takılıp güç toplayıp hatta işte şu 9 günlük ortalamasına kadar çekilip oradan güç alması hissenin ileriye dönük hareketleri için daha sağlıklı olacaktır. Şöyle hareketler, zikzaklar yaparak yukarı tırmanırsa aşağıda kalan ortalamaları da yukarı doğru çıkacağı için, çekeceği için ani düşüşlerde tutunacak zemin oluşturur kendisine. Bunlar önemlidir. RSI'daki uyumsuzlukları lütfen takip edelim. RSI tepeleri, RSI dipleri, iniş çıkışlar da önemlidir. Burada gördüğünüz üzere 9 günlük ortalama 50 günlük ortalamanın üzerine çıkmış. Ayrıyeten Bollinger bandı da yukarı doğru çevirdi. Ağzını yukarı doğru çevirdi. Bu artık hissede yavaş yavaş bir trend başlayabilir işareti olarak görürüz. Başka neye bakabiliriz? ADX de bir trend işaret ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ADX de yukarı doğru yönünü çevirmiş. Kuvvetli bir trend gösteriyor. Özellikle ADX 40'ın üzerine çıktığı zaman güvenli bir trendten bahsedebiliriz. Önümüzdeki dönemde hisseye gelen hacimlerin ne derece arttığını takip etmek önemli. Bakın arkadaşlar, size bahsettiğimiz kesişme sonrasındaki hacmin büyüklüğünü görüyorsunuz. İşte bunlar inişlerde veya hissenin çıkışlarında önemli etken. Yani hisse belli bir noktayı kırdıktan sonra hisseye alış geliyorsa bu hissede yeni bir trend başlamasına etken olur, sebep olur. Önümüzdeki dönemde kısa vadede gördüğünüz gibi 200 saatlik ortalaması olan 3.73 var. Demin günlükte ayrıyetten paylaştık. Günlükte de hedefler 3.86, 4.28, 4.86 demiştik.
50-100-200 günlük ortalamalar bunlar. Hisse bu ortalamalara vurup geri döner. Sonra yukarı çıkmaya çalışır. Takip edilerek izlenebilir. Evet, şirketinde tabi grafiği destekleyecek de haberlerle, iyi haberlerle fiyatı hak ettiği yerlere geleceğini düşünüyorum. Bu grafikten daha iyi yararlanmak için ilk videomuzu seyretmeyenler bence ilk videosunu da seyretsinler. Daha faydalı olur. Önümüzdeki günlerde hisseyi takip edip gerekirse tekrar yorumlarız. Burada yorumunu yaptığımız Türk Telekom hissesi için yorumlarımız al-sat tavsiyesi değildir. Lütfen bu videoya göre hareket etmeyin. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Teşekkürler tekrar.